Şeytan Allah'a sığınıyorum. Altıncı sure. Bu daha önce de söylemiştim. Biz seni yalnızca bir müjdeci ve uyarıp korkutucu olarak gönderdik. Maşallah. Evliyeti 1980 tane veriyor. Yani. Maşallah. Evet. De ki ben buna karşılık Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen insanlar olmanın dışında sizden bir ücret istemiyorum. Tebliğde çıkar sağlanmamasını Kur'an sürekli vurguluyor Cenab-ı Allah. Çünkü insanlar çok derinden sarsan olumsuz etkileyen bir şeydir o. Bak sen asla ölmeyen ve daima diri olan Allah'a tevekkül et. Bak Allah ne kadar güzel. Önden o bilgiyi verip insanların kalbinde bir ferahlık meydana getiriyor. Diyor ki bak asla ölmeyen insan ölür. Evet. Allah ölmez. Ne zamana kadar? Sonsuza kadar ölmez. Ve daima diri olan, sonsuza kadar diri olan ve sonsuz akıl olan Allah'a tevekkül et. Oh ne güzel. Elhamdülillah. Onu hamd ile tesbih et. Elhamdülillah. Kullarının günahlarından onun haberdar olması yeter. Allah zaten yaratıyor. Biliyor Allah. O gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva edendir. Rahmandır. Bundan haberi olana sor diyor Cenab-ı Allah. 6 günde yani 6 periyot, 6 zaman diliminde Cenab-ı Allah gökleri ve yeri yarattığını belirtiyor. Kıyamet günü diyor Allah 69. ayette, kıyamet günü azap ona kat kat artılı ve içinde aşağılanmış olarak temelli kalır. Bak kıyamet günü azap ona kat kat artılır ve içinde aşağılanmış olarak temelli kalır. Aşağılanma. Evet. Ahirette küfre verilen cezalardan mühim bir yönde aşağılanmadır. Allah'ın aşağılamasıdır. Fakat tabii biz cehennem azabının ne olduğunu biz ahirette göreceğiz. Çünkü cehennemde cehennemde her şeyin aynel yakin, hakkal yakin görüntüsünü alacağız. İnşallah. Herkes görecek. Fakat orada mesela adamlar cehennemde geziyorlar. Konuşuyorlar. Cehennem ateşi var. Hatta yüreklerin üstüne tırmanır diyor. Ama adamların konuşmalarına baktığımızda sakin bir konuşma olduğunu görüyoruz. Evet. Yani öyle feryatlı bir konuşma değil uslupları. Hatta birbirlerine uğraşıyorlar. Dedikodu yapıyorlar. Ya bizim bildiğimiz gibi bir cehennem değil. Yani kafamızda hani geçiyor ya bazen evet, canım. Evet, ya. Evet. Bizim aklımıza ne geliyor? Kor ateş. Evet. Bir benzin yanarken nasıl olur? Öyle bir şey değil. Çünkü öyle bir ateşin içinde bir insan asla konuşamaz. Komaya evet, girer. Evet. Kitlenir yani acıdan yani felç olur. Tabii. Adam alevlerin içerisinde fitne çıkarıyor, konuşuyor. Evet. Evet. Onu bilmiyoruz. Yani garip. Ama en çok rahatsız oldukları şey olarak şunu görüyoruz. Hep cennettekilere özeniyorlar. Evet. Bu azabı sık sık görüyoruz. İşte Rabbinize söyleyin bize sizin yediklerinizden versin. İşte içtiklerinizden versin. Ve oradan sıkıldıkları anlaşılıyor. Çıkmak istiyorlar. Yani bir menfez arıyorlar. Yani çıkabilecek bir yer var mı? Hapse düşmüş insanın sıkıntısı var üstlerinde. Evet. Bunu görüyoruz. Ki onlar yalan şahitlikte bulunmayanlar. Bak Allah yalan söyleme yasaklıyor. Evet. Yalan çok çirkin bir şey. Boş ve yararsız sözle karşılaştıkları zaman onurlu olarak geçenlerdir. Televizyonlarda mesela görüyor dar 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 iki saat bomboş konuşuyorlar. Bas düğmeye geç. Bak ne diyor? Boş ve yararsız sözle karşılaştıkları zaman diyor Cenab-ı Allah. Onurlu olarak geçenlerdir. Geçme demek illa yürümek değil. Evet. Düğmeye basarsın. Oradan da geçersin. Tabii. İnşallah. İnşallah. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onun üstünde sağır ve körler olarak kapanıp kalmayanlardır.
Bir kısmı anlamazdan geliyor ya. Bir kısmı kör görüntüsü veriyor. Evet. Sağır ve kör havası vermeyin diyor Allah. Anlamazlıktan gelmeyin. Çok açık benim hükmüm diyor. Anlayın ve yapın diyor. İnşallah. Ve onlar Rabbimiz bize eşlerimizden ve soyumuzdan göz aydınlığı olacak çocuklar armağan et ve bizi takva sahiplerine önder kıl diyenlerdir. Takva sahibine önder kıl. Yani bizi Müslümanlara lider kıl diyenlerdir. Mehdilik isteği Kur'an'a göre mecbur oluyor mu? Evet. Ha. Evet. O zaman Müslümanların hepsi kendini lider olması için hazırlayacak, Allah'a dua edecek, Mehdi olmak için Allah'tan güzel ahlak dileyecek, derin iman dileyecek. İnşallah. İnşallah. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en gözde yerinde odalarla ödüllendirirler ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanırlar. Yani insanlarda en çok hoşuna gidecek nedir? Esenlik ve güvenlik. Bak selamla karşılanır. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm deniyor. Odalarla ödüllendirirler. Odalar boş oda değil tabii. Yani orada sohbetler var, sevgi var, muhabbet var, güzellik var, yemek var, içmek var. Orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Geçenlerde bir hoca var. Diyor ki cennette sonsuz hayat yok diyor. Nerede bitiyor peki? Bitince ne oluyor? Ne olacak? Niye bitsin? Neden bitsin? 1 milyon sene sonra bittiğini düşün onun kafasına göre. Nedir? Amaç ne burada? Ya ne kadar aptal insanlar var. Hayrettir yani. Bak diyor ki orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Ebedi. Çok açık. Çok açık. Ya bu adamlar benim aklım sırrım ermiyor yani ben bu adamlar. Allah akıl fikir versin bunlara. İnşallah. O ne güzel bir karargah ve ne güzel bir konaklama yeridir diyor Allah. De ki duanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi? Dua çok önemli. Fakat siz gerçekten yalanladınız. Artık bunun azabı da kaçınılmaz olacaktır. Yalanlıyor. Kur'an'ı yalanlıyor. Bunun azabı da kaçınılmaz olacaktır. Bak neden azap çekiyorlar biliyor musunuz? Mesela bir şişko var geçenlerde. Şişko olmak suç değil de hani gıcık olduğum bir tip de onun için. Dinsizlik üstüne bir yazı yazmış. Evet. Dinsizliğin propagandasını yapıyor. Ateistliğin. Evet. Ulan senin aklın zayıf. Aklın çocuk aklı olduğun için bu halde olabilirsin. Ama zeki, yani tabii onun cezasını çekersen hani de. Yani makul bir şey değil yapıyor zaten yapmış. Ama zeki, akıllı bir insana Allah'ı inkar etmek nasıl mümkün olsun ya? Yani aklı berrak adamı görüyor yani şimdi. Evet. Pırıl pırıl bir dünya görüyor beyninin içerisinde. 3 boyutlu. Evet. En kaliteli stereo sisteminden daha kaliteli ses duyuyor. Evet. Ya bir adam da normal akla sahip. Ne demesi gerekir bu durumda? İşte mesela elinde kalem görüyor. Kadeh yaratıyor Allah beyninde. Ne diyecek? Aklı başında bir adam. Allah yarattı diyecek. Biz kadehi sorduğumuzda bir fabrika yaptı diyor. Kafanın içinde kim yaratıyor? Allah yaratıyor. Allah yaratıyor. Sen fabrikadakini boş ver sen. Evet. Sen fabrikadakini zaten göremezsin sen. Evet. Fabrikadakine bağlantın yok. Tabii. Değil mi? Onu da Allah yaratır ayrı. İnşallah. Ama sen onun görüntüsüyle karşılaşıyorsun. Evet. Şimdi fabrikadakine bağlantın senin bir kere tamamen kopmuş. Fabrikadakine bağlantı yok. Sıfır. Şimdi fabrikada yapılıyor değil mi? Bardak saydam, bir bardak var dışarıda. Beyindeki bardak onunla uzaktan yakından alakası yok. O yepyeni görüntüden oluşan bir bardak. Çok doğru hocam. Maşallah. Onunla hiç sıfır alakası vardır yani. O orada durur dışarıda. Onun bir faydası yoktur. Kimseye bir faydası olmaz. O durur. Bir tane bardak vardır. Beyninde gördüğü bardak vardır. Kim yaratıyor onu? Allah. Allah yaratıyor. O da dışarıdaki bardağa kafayı takır. Dışarıdaki bardak saydam ve karanlık. Onu da Allah yaratır. Ama o işine yaramaz senin o anlamda. İnşallah, maşallah. Beynindeki bardak bir tane vardır. Doğrudan Allah tarafından yaratılır. O dışarıdaki bardağa ihtiyaç yoktur. Evet. Şimdi o zannediyor ki dışarıda bardak olmadan o yaratılmaz zannediyor. Onu ayrı yaratıyor, onu ayrı yaratıyor. Bak dışarıdaki bardak ayrı yaratılıyor, beynindeki bardak ayrı yaratılıyor. Evet.
iki yaratma vardır. O iki doğunun da Rabbidir diyor ya Cenab-ı Allah. İnşallah. İki alemden bahseder Cenab-ı Allah Kur'an'da. Beyindeki bardak bağımsız yaratıldığını bilmiyor adamlar. Ayrıyatını bilmiyor. Ona bağımlı yaratıldığını zannediyor. Halbuki apayrıdır. Şimdi onu fabrikayı kabul ettin değil mi? Ettin. Peki bu bağımsız yaratıldı. Bu ne, nasıl oluyor o zaman? Bunu da Allah yarattı. Değil mi? Evet hocam. O zaman fabrikatıdakini de kim yaratıyor? Allah. Onu da Allah yaratıyor. Değil mi? Maşallah. Bitti. Sen bunu gidip de inkar edersen, deli havası verirsen kendine, ahirette de ona göre ızdırap çekersin tabii. Ve orada da kendini deli gibi göstertmen seni kurtarmaz.